Merhaba arkadaşlar, Anime Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce videonun neyle ilgili olduğunu zaten başlıktan öğrenmişsinizdir. Ancak yine ve tekrar tekrar hatırlatmak isterim ki videolarımızda spoiler olduğunda ben söylüyorum. Ki bu videoda da spoiler var. O yüzden bu videoyu mangayı okuyanlar veya manga hakkında önceden bilgisi olanlar, yani daha önceden spoiler yemiş kişiler izleyebilir. Ancak eğer mangayı okumadıysanız bu videoyu izlemenizi pek önermiyorum. Çünkü mangadan biraz spoilerlar içermekte. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bugünkü videomuzda Titan Shifter'ların titanlarının neden kendilerine benzediğini veya neden benzemediğini konuşacağız. Bir Titan Shifter'ın dev biçimi onların insan formlarının bir yansımasıdır. Tabii ki aralarında istisnalar da var. Shingeki no Kyojin'in savaş sistemi gerçekten kendine özgüdür. Çift kılıç kullanan askerler, zayıf noktaları sadece enseleri olan devasa yaratıklara karşı dikey manevra teçhizatını kullanmaktadırlar. Sonraki bölümler bazı insanların nasıl devlere dönüştüğünü ve 9 eşsiz devin dünyada var olduğunu açığa çıkarmıştı. Fakat bu devler her zaman kullanıcıları gibi görünmemektedirler. Eren Yeager 1. sezonda deve dönüşerek devlerin saldırısına karşı günü kurtaran ve tabii ki ilk karşımıza çıkan Titan Shifter olmuştu. Sonrasında arkasından başkaları da teker teker ekranda boy gösterdi. Annie Leonhart'ın dişi devinden Zeke'nin canavar devine kadar pek çok dev karşımıza çıktı. Peki ama neden bu devlerle kullanıcılar arasında daha gözle görülür, tutarlı şekilde ilişki göremiyoruz? Bazı teoriler bunu açıklamamızda bizlere yardımcı olabilir. Bazı deve dönüşen kişilerle bunların dev biçimleri arasında görünümleri bakımından bir benzerlik görülürken bazılarında böyle bir şey söz konusu olmuyor. Marley İmparatorluğu'nun savaşçılarından biri olan Annie Leonhart, dev biçimine geçince de kesinlikle kendisine oldukça benziyor. Bir dişi bedeninin olmasının yanı sıra yüz ifadeleri ve sarı saçları da onun bu özelliğini kolayca belirlememizi sağlamakta. Yine Reiner'e geçersek, o da bir Marley İmparatorluğu askeri. Reiner Brown için de kısa ve sarı saçlarıyla kaslı bedenini dikkate alırsak Annie ile aynı şey söz konusu. Eren ise bu noktada biraz kuralları bozmuş gibi. Bir erkek bedenine sahip olsa da elf kulakları ve kabarık saçlarıyla dikkat çekiyor. Kabarık saç derken tabii ki de böyle afro saçı kastetmiyor. Çoğu dev bir zamanlar olduğu orijinal insanlara benzemektedir. Bunlara en iyi örnek serinin başındaki gri sakallı devi de örnek gösterebiliriz. Hani bu Eren'in içinden çıktığı dev. Fakat ayrıca insan biçimlerinden oldukça farklı görünen devler de vardır. Marley savaşçısı Peak ise buna en güzel örnek diye düşünüyorum. Uzun, koyu saçlı, minyon yapılı genç bir kadın olan Peak'in taşıyıcı dev formu at gibi kısa saçlı bir erkektir. Lara Tybur'un savaş çekici devi ise saçsız bir erkek gibi gözükmektedir. Yani Lara'nın gerçek görünüşü Eren'in Liberio baskını sırasında dev bedeninden çıkarıldığında bizler için tam bir sürpriz olmuştu. Annie dev formunda bu kadar çok kendisine benzerken neden Lara ya da Peak bu denli farklıdır? Bazı Shingeki no Kyojin fan teorileri bazı devlerin neden insan formlarına benzeyip de diğerlerinin benzemediğini açıklamakta bize yardımcı olabilir. Porco, Falco, Marcel ve Ymir'in taşıyıcı olduğu çene dev formu bunun için iyi bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hepsinde tipleri değişiyor. İsminden de anlaşılacağı gibi çene dev formu her zaman çenesini silah olarak kullanır. Fakat 4. sezonda karşılaştığımız Ymir'in çene dev formu Ymir'e pek de benzememektedir. Ymir 60 yıl gibi bir süre saf dev olarak gezindikten sonra bir gün Marcel'i yiyor ve kendisi de çene devine dönüşüyor. Fakat onun saf dev görünümünü koruduğunu görüyoruz. Özellikle de Falco ve Porco'nun çene dev formunu gördükten sonra. Belki de Ymir saf dev formunda çok uzun yıllar geçirdikten sonra yeni biçimi hızlı bir şekilde kabul etmesi onda bir şok etkisi yaratacaktı. Bu yüzden görünümünde herhangi bir değişiklik olmadan yeni güçleri bünyesine aldı. Diğer çene devlerde ise böyle bir durum söz konusu değil. Onların tipi direkt olarak değişiyor. Sonra karşımıza Peak'in taşıyıcı dev formu meselesi çıkıyor ki bu form devin sırtında büyük nesneler taşımasına olanak tanıyan bir form. Peak'in insan biçimi bu formda tamamen yok oluyor. Kendisinin erkek formuna girmeyi tercih ediyor. Ya da taşıyıcı dev formu sadece erkek biçiminde ortaya çıkıyor diyebiliriz. Benzer bir şekilde Armin devasa dev olduktan sonra veya da muazzam dev olduktan sonra diyelim biçimi Bertolt'un devine oldukça benzemekte. Büyük olasılıkla ise bu devasa devin olması gereken bir orijinal biçimidir. Yani bu muazzam devin biçimi çok da fazla değişikliğe uğramıyor diyebiliriz. Başka bir örnekte savaş çekici dev ki Lara Tybur'un dişiliğinden bağımsız olarak saçsız bir erkek biçiminde karşımıza çıkıyor. Bunu da biraz önce zaten söylemiştim. Fakat diğer Titan Shifter'lar insan biçimlerini anımsatırlar. Yani insan biçimi neyse devleri de insan biçimine oldukça çok benzeyen bir hal almaktadır. Annie'nin dişi devi,
Reiner'ın zırhlı devi buna en iyi örnekler olabilir. Belki de bu devler kişiselleştirme konusunda diğerlerinden daha özgürdüler. Çünkü rolleri o kadar basitti ki görünümlerinin yaptıkları işe bir etkisi olmuyordu. Zırhlı devin bedeni zırhla kaplanıyor, saç şeklinin ya da cinsiyetinin buna bir etkisi söz konusu olmuyordu. Aynı şekilde dişi devin saç şeklinin onun çevik bir savaşçı olmasında bir etkisi bulunmamakta. Bu devlerde Titan Shifter formu, kullanıcının serumu aldıktan sonraki saf dev formuna dayanıyor olabilir. Böylece dev biçimleri orijinal insan formlarını anımsatıyor olabilir. Eğer öyleyse belki de Peak ve Lara saf dev formunda kendilerini erkek bedenlerinde buldular ve Titan Shifter biçimleri de bu yüzden erkek oldu. Saf devler neredeyse her zaman erkek gibi göründükleri için bu teoride kendisine yer bulabiliyor. Hiçbir erkeğin saf dev ya da Titan Shifter formunda dişi bir deve dönüşmesinin bir örneği bulunmamakta. Bu Titan Shifter formlarında az da olsa bir genetik etkisi söz konusu olabilir. Eren, Grisha ve Zeke Titan Shifter formuna dönüştüler ve ortak özellikleri keskin ve elfvari kulakları. Buradan ise Jaeger'ların güçlü genlere sahip olduğunu çıkarabiliriz. Ya da yazar bunu Jaeger'ların önemli ve irfan sahibi ve çoğu da ana karakter olan bir aile olduğunu vurgulamak için yapmış olabilir. Tabii bu özelliğe sahip olmak izleyicinin gözünde onların kahraman olarak görülmesini kolaylaştırıyor da olabilir. Yani bu dönüşüm meselesinin kesin ve net bir sonucu olmamakla birlikte benim düşüncem şu şekilde. Eğer bir kişi önceden saf bir titansa ve daha sonradan akıllı bir deve dönüşüyorsa kişi saf titan görünümünü korumakta. Ancak kişi önceden saf bir titan olmamışsa, yani uzun yıllar boyunca saf bir titan olmamışsa, deve dönüştüğü zaman kendisi insani özelliklerini korumakta. Daha doğrusu insani özelliklerini korumak demeyeyim de kendi insan görünümünü korumakta ve bu şekilde deve dönüşmektedir. Bu yüzden ben de bu işi salıyorum. Yani bir kısmı benziyor, bir kısmı benzemiyor. Neye göre benzeyip neye göre benzemediğini de tam olarak bilmiyoruz. Umarım bu konu hakkında yeterince açıklayıcı olmuşumdur. Sorularınız varsa tekrar yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.